şeylerine dair etsin inşallah. Cenab-ı Hak yüzünüzü hayırlı eylesin. Hayırlı eylesin inşallah. Müzekkün nüfus ve Zuhurrat-ı Ceynani kitapları hakkında bilgi verebilir misiniz? Bu dervişlik yoluna girenler için hangi kitabı tavsiye edersiniz? Muhakkak bu yazılan eserler kıymetli eserler. Bu yazılan kitapların üzerine laf söylemek, onları eleştirmek, onlara şerh düşmek, benim gibi cahil bir insana düşmez. Ama kıymetli dostlar, size tavsiye niteliğinde benden kitap istiyorlar hep. Ben size kitap olarak hep evinizde muhakkak Edeb-i Müfred'i bulundurmanızı, muhakkak daha geniş bir şey istiyorsanız Kütüb-i Sitte'yi bulundurmanızı, bu noktada Kur'an-ı Kerim meali bulundurmanızı ve daha da geniş bir şey istiyorsanız bugün Akit gazetesinde reklamını gördüm, hoşuma gitti, beklediğim bir kitaptı. Suyuti'nin hadislerle Kur'an tefsiri var. Onu bulundurabilirsiniz. Ama sufiliği yaşayacaksanız, bir sufilik öğretisi istiyorsanız, sufilikle alakalı, yani normalde biz işte sufi ahlakı nasıl olur, yaşantısı nasıl olur diye böyle bir şey okumak istiyorsanız, bununla alakalı Sülemi'nin şu gördüğünüz tasavvufun ana ilkeleri var. Bunu buradan öğrenebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Sülemi'nin yine fütüvveti var. Buradan öğrenebilirsiniz ama temel Kur'an ve sünnet noktasında olduğu için muhakkak hepinizin evinde bir ilmihal, hepinizin evinde bir edeb-i müfret, hepinizin evinde olabilirse açıklamalı kütüb-i sitte bulunsun. Evli bir erkek kazandığı parayı benim param diyebilir mi? Evet. Kadın çalışıyorsa kazandığı para benim param diyebilir mi? Evet. Kadının kendi ihtiyacı varsa kendine mi harcamalı, yoksa kazandığı parayı kocasına mı vermeli? Kendine de harcayabilir, kocasına da verebilir. Ama kocasının o parayı almaya hakkı olmaz. Aynı gün doğan bir Müslüman çocuğu ile Hristiyan çocuğun arasındaki fark nedir? Hiçbir fark yoktur. İkisi de İslam fıtratı üzerine doğmuştur. Allah'ın cemalini gören seçkin kullar var mıdır? Evet. Mürşid-i Kamil'e neden ihtiyaç duyulur? Allah razı olsun. Allah emretmiş. Siz salihlerle beraber olun demiş. Salihlerle beraber olmak emir. Salihlerle beraber olmak tavsiye değil, emir. Böyle bazen İslam dininin içerisinde tavsiye niteliğinde olan şeyler var. O kimse onu yapsa da olur, yapmasa da olur. Salihlerle beraber olmak farz. İbadet. Ben ihtiyaç duymuyorum deme hakkına sahip değilsin. Bunu deme hakkına sahip değilsin. Bu şu oluyor o zaman. Allah'ın veli kulları var, sabit mi? Sabit. Allah'ın seçkin kulları var, sabit mi? Ayetle, hadisle sabit. Allah'ın peygamberleri ayetle sabit mi? Sabit. Hadisle sabit mi? Sabit. Peygamberlerin etrafında kümelenmiş ashab-ı sufa var mı? Sabit mi? Sabit. Bu seçkin kulları dünya üzerinde var mı? Var. Hadis-i şerifle bunların eksik olmayacağı sabit mi? Sabit. Bir Müslümanın benim buna ihtiyacım yok, bu şart, bu zaruretten değil deme hakkına sahip değil. Cahil, gafil, kör olan insanlar bunları söyleyebilirler. Cuma namazı kılındıktan sonra öğlen namazının kılınmayacağını ve bunun da Peygamber Efendimiz'in de yaptığı bir şey olduğunu duydum. Bilgilendirmişsiniz. Evet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Cuma'dan sonra Cuma'nın sünneti veyahut da her farz namazdan sonra o 4 rekat veya 2 rekat önce ve sonra namaz kılardı. Cuma namazından sonra da 4 rekat namaz kıldı. Cuma'nın sünneti öyle ifade edelim. Ama ardından Cuma'nın tekrar farz olarak bir şey kılınmadı. Osmanlı uleması Zuhr-i Ayın namazı diye bir namaz koymuş. Sadece şu anda Anadolu'da kılınıyor. Ben kılmayanlardanım. Kılmayışımın sebebi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin kılmadığından dolayı. Onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri kılmamış. Osmanlı uleması gerekli görmüş. Gerekli gördüğünün sebebi de şu, bir işte Cuma birkaç yerde kılınırsa bir yerde önce kılınan yer tam vaktinde hangisi kılındığı belli olmadığından dolayı işte tedbiren Zuhr-i namazı olarak koymuşlar. O gün için doğruymuş. Ama bugün için doğru değil diyenlerden değilim. Ben Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri kılmıyor diye kılmadı, hiç kılmadığı bir şey diye ben de kılmadım. Sahabe kılmadı, tabi'in kılmadı, tebai tabi'in kılmadı. Kılmadı. Ne zamana kadar? Osmanlı'nın son dönemine kadar. Herhangi bir enstrüman üzerinden öğreterek ya da icra ederek para kazanmanın bir sakıncası var mıdır? Zannediyorum bir aklımda kaldığı kadarıyla bir hadis-i şerif var. O hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri enstrüman çalıp da insanları eğlendirip de para kazananların caiz olmadığını söylüyor. Yani bir kimse örneğin gitar çalıyor. Bu gitarla insanları eğlendirerekten para kazanıyorsa bu kazandığı para caiz değil olarak söylenmiş. Hanefilerce. Size gönderdiğimiz soruları bazı abilerimiz okuyarak masaya koyuyorlar. Bu konuda görevli bir kimse var mı? Siz okuyorsunuz diye özel sorularımızı yazıyoruz. Bu konuda kimseye verilmiş bir görev yok. Soruyu getirip götüren arkadaşlar, buraya koyan arkadaşlar bu noktada dikkat etsinler. Bu ciddi bir şey. Bu noktada ama hem tekkede hem burada arkadaşlar bu vazifeyi yerine getirirlerken sorunun içini açmasınlar. Bu ciddi bir mesele. Çünkü bazen altlarına isim yazıyorlar. Kim olduğunu belli olsun, ben bileyim diye. Özel problemlerini yazanlar var, özel meselelerini yazanlar var. O yüzden bu konuda titiz davranıyor. İnsan nefsi merak eder. Bu noktada bu konuyla vazifeli arkadaşlar meraklarını yensinler. İhtiyacım var, kredi çekmek istiyorum. Dinen bir sakıncası var mı? Buna Darül Harp, Darül İslam meselesi giriyor. Darül Harp, Darül İslam meselesi girince Hanefiler buna müsaade etmiş. Ama ve lakin bundan uzak durmaya gayret edin. Bundan fersah kaçmaya gayret edin. Bu noktada dini hukuk olarak bana sorarsanız ben dini hukuk olarak cevap veririm. Derim ki Hanefiler kafirlerle kendi arasında alışverişi faiz görmemişler. Fazlalık veya da azlık önemli değil. Bugün Türkiye'de Diyanet dahil hiçbir kurum ve kuruluş İslami değildir. dini değildir yani. Türkiye laik demokratik hukuk devletidir. Türkiye laik demokratik hukuk devleti olduğu için laik demokratik hukuk devletinde dine dayalı hiçbir örgütlenme, dine dayalı hiçbir kurum ve kuruluşun olması mümkün değildir. Diyanet İşleri de bu noktada devletin din işlerinden sorumlu bir kurumudur. Devletin nasıl maliyeden, hukuktan, güvenlikten, iç işlerinden, dış işlerinden, ticaretinden, ziraatından sorumlu kurum ve kuruluşlar var ise, devletin de din işlerinden sorumlu kuruluşudur Diyanet İşleri Başkanlığı. Yani Müslümanların, bu noktada Muhammedilerin din işlerinden sorumlu bir kurumu değildir. Bunun altını çiziyor. Hiç kimse Diyanet İşleri Başkanlığı İslam dininin temsilcisi diyemez Türkiye'de. Veya İslam dininin kurum, hüküm, kanunlarına göre uygun bir şey olduğunu söyleyemez. Söylerse suç işlemiş olur. Bunu kim söylerse suç işler. Savcılığın önünde bulur kendini. Mahalle derslerinin amacı ve önemi nedir? Mahalle dersleri ve tekke görev arasında sıkışan dervişlerin tavsiyelerinizi lütfeder misiniz? Bir sıkışıklık yok. Adamın o esnada tekkede bir vazifesi varsa vazifeli olduğu yere gidecek. Normalde yani işte o adam tekkede sema var o gece. Kendisi de semaya çıkacaksa, mahallede de ders varsa sema dersine gidecek. Veyahut da tekkede o esnada ilahide vazifeliyse o gece ilahiye gidecek. İkisinin arasında sıkışıklık yok. Önceki sohbetlerde pozitif bilim insanları ikiye ayırıyor demiştiniz. Yaratılışa inananlar, diğerleri ise yaratılışa inanmayanlar diye. Daha sonraki sohbette tevhid ilminden bahsettiniz. Orada hakka maddeden de gidilebileceğini söylediniz. Bilim eğer sabitse bu yaratılışa inanmayan bilim insanları niye inanmıyorlar? Bu noktada bilim sabit diye bir kaide yok. Yani maddeden hakka gidebileceğini söylediğimiz kimseler bu pozitif bilime hak gözüyle bakan insanlar. Veya hak gözüyle bakmasa dahi Cenab-ı Hak onlara maddenin üzerinden o noktada hakikate bulma kapısını, yolunu açabilir. Ama bu noktada bir kısmı gerçekten yaratılışa inanmıyor. Yaratılışa inanmayanlar dine de inanmıyor. Ve bu noktada yaratılışla alakalı hiçbir şey kabul etmiyorlar. Onlar aynı zamanda da zaten insanların maymundan geldiğine de inanıyorlar. Tıpçılar bunların başında geliyor. Sosyologlar bunların başında geliyor. Gibi. Ameliyattan çıkan bir abimiz dua istiyor. Allah şifa versin inşallah. Peygamber Efendimiz'in 40 peygamber gücünde olduğu aktarılıyor. 40 erkek kişinin gücünde olduğu olarak biliyorum ben. Peki Mürşid-i Kamil olarak insandaki güç nedir? Onu Mürşid-i Kamillere sormak lazım. Benim Mürşid-i Kamil'im sizsiniz. Merak ediyorum, sizin bir günü geçen bir saatinizin bile boş olmadığını tahmin ediyorum. O programdan o programa ve kendiniz yolculuk yapıyorsunuz. Bunun temeli nedir? Farkında değilim. Yani normalde bu bir şeye ünsiyet peyda etmek gibi dillendirilebilir, bir şeye ünsiyet peyda ettik. Yani bir kimse bir şeyin üzerine o işte çok iştigal ederse ona ünsiyet peyda eder. İşte ne bileyim, şimdi hepimize pilav yapmak zordu. Her seferini denk düşüremez insan. Ama bizim aşçı İsmail ünsiyet peyda etmiştir. Gözü kapalı pilav yapıyor. Pilavı yaparken gözünü de açmıyor. Kafası gözü kapalı habire zikir yapıyor. Allah'a emanet pilav. Ama ünsiyet peyda etmiş. Siz onu göz açık filan yemek yaptığını zannetmeyin. Ondan sonra da millet o İsmail abi güzel olmuş deyince o da hayrette. Hani nasıl güzel oldu üstünden? O insiyet peyda etmiş. Sen böyle pirinç tanelerini tek tek saysan yapamazsın onu. Hani işte bir ölçüye 1.25 diyorlar ya, ben 1.25 koyarım pilava. Millet 1'e 1.5 koyar, o biraz böyle pilavı hamlaştırır. Pilavın tane tane olmasını istiyorsan 1'e 1.25 koyacaksın. O da normalde işte Osmancık vallaısına. Geri kalanını bilmem. Osmancık baldosu orta pirinçtir. Lüks baldo değildir, aşağıda değildir. Memleketimin yerli malı. Ona 1'e 1.25 koydu. Ama bizim İsmail 1'e 1.5 bile koysa önemli değil. O gelirler, birisi elini karıştırır içine. Bir şeyler yapar. Bu ünsiyet peyda eder. Bir başkası onu zor yapar. Ama o ünsiyet peyda edince o kimse, o Cenab-ı Hak onun elinde hamurlaşır, o biter gider o mesela. Bizimki de onun gibi bir şey belki de. Benimki öyle, bizimki o kadar büyütülecek bir şey değil. Allah yardım ediyor. Efendim Abdullah Gürbüz Hazretleri'nin bir videosunda rüyalarında ruhların bedenden çıkıp o rüyadaki görünen yer ve mekanlarda bulunduğuna benzer sohbetini izlemiştim. Hal böyleyken sizi rüyasında gören birinin ruhiyle sizin ruhunuz gerçekte buluşuyorlar mı? Eğer buluşuyorlar ise siz uyanıksanız, o ise uyuyorsa bu durum nasıl gerçekleşiyor? Bizi aydınlatabilir misiniz demiş. Benim bu tip matematiksel işlere çok öyle kafam basmaz ya, ben nerede böyle şeyler anlayacağım, hakkınızı helal edin. Bunların hepsi de Allah'ın fazlı keremidir. Geçen hafta hak esmasında işte arkadaşlara ne gördünüz diye sorduydum öyle. Sonra başka bir arkadaşa, bir kardeşe sordum. Mevzu oldu ondan sonra. Sen ne gördün diye. O da bana yazmış. Sonra telefonla da görüştük. O diyor ki, ben sizin gördüğünüzü diyor, gördüm. Siz diyor, hak esmasında bütün dervişlerin üzerinden, hepsinin de üzerinden birer nur, hortum gibi diyor, kanal gibi. Hepsinin üzerinden toplanmış, böyle bir büyük hortum gibi bir hale gelmiş. O hal işte sizin kanalınızmış. Buradan komple Allah'ın katına çıkıyormuş. O nur hortumu gibi. Siz de diyor, halbuki o bütün dervişlerin o hortumlarından çıkan, yani manevi o kanallarından çıkan, gördükleri bütün hale vakıfmışsınız. Ama diyor, ben onların ne hal gördüklerini göremedim. Sizin böyle bir hal gördüğünüzü, sizin böyle bir şey gördüğünüzü gördüm diye bana yazmış. Şimdi bu tip şeylerin hepsi de Allah'ın lütfu keremidir. Allah'ın bu noktada ikramıdır. Bunlar ayetle, hadisle sabit olan şeylerdir. O yüzden o ayetle, hadisle sabit olduğu için bu tip hadiseler, bu tip haller görülür. Bunları Cenab-ı Hak bir kimseye bildirirse o kimse bilir. Allah bildirmezse hiç kimse bir şey bilmez. O yüzden bunda şatahat yapmak, bu böyle bilinir, bu böyle görünür demek çok uygun bir söz değil, çok uygun bir lafız değil. O yüzden evet, ruhlar buluşur, ruhlar görüşür, hal görmek, rüya görmek, bu dünyanın haricinde, bu alemin haricinde başka bir alemin varlığına işarettir. Nasıl uyumak ve uyanmak ölüme, kabre işaretse, uyuruz. Uyuduğumuz noktadan bizi tekrar uyandıran Allah'tır. Ve biz uyku halindeyken yarı ölüyüzdür. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri uyku yarı ölümdür der. Şimdi uyuyan bir kimse yarı ölüdür. O yüzden uyuduğu zamanki hallerinden sorumlu değildir hiç. Altını çiziyoruz bakın. Hadis-i şerifte diyor ki bir kimsenin uykusundan sual edilmez. Uykusunda yaptıklarından, söylediklerinden sual edilmez. Niçin? Uyku yarı ölüm halidir. Uykuda o kimse kendinde değildir. Ve Cenab-ı Hak takdir ettiği zaman o uykudan kalkar. Bu insanların ölüp yeniden dirilişine işarettir. Dünyadayken görebilene. Bir kimse nasıl uyumak ve uyanmak, ölmek ve mahşerdeki dirilişe işarettir. Aslında biz her gün yatağa yatarken biz ölümle pençeleşiyoruz, ölümle yüzleşiyoruz. Ve her sabah kalkışımızda veya gece kalkışımızda mahşeri bir noktadan kalkıyoruz. Mahşer o. Nasıl uyutup bizi yeniden uyandırıyorsa, bu ölümle yüzleştirip yeniden dirilteceğine işarettir. Bu uyku nasıl ölümle yüzleşip dirilişimize işaretse, uykuda gördüğümüz rüya da öte aleme işarettir. Veyahut da zikrullah esnasındaki görülen halle öte aleme işarettir. O zaman bu öte aleme işaret olan bu işaretleri ruh yaşar. Çünkü öte alemde yeniden varlığın içine girecek olan ruhtur. Ruhun dolaşması öte alemdeki dolaşmanın delilidir. Siz gününüzü nasıl geçirdiyseniz geceniz de öyle geçer. Gününü zikirle geçiren gecesini de zikirle geçirir. Ruhu zikre devam eder. Zikir halakasında da devam eder. Ruhu namaza devam eder. Namaz kılar rüyasında. Ruhu sevdiği kimseyle görüşür. Sevdiği kimseyle buluşur. Hani hadis-i şerifte dedi ya, biz öbür alemde buluşamayız diye korkuyorum deyince, kişi sevdiğiyle beraberdir dedi. O zaman sen burada gündüz yaşarken sevdiğinlese, gece uyku, ölüm sana geldiğinde de sen yeniden dirilişini sevdiğinle yapacaksın. O zaman hal görmek ve halde sevdiğini görmek O kimsenin halde gördüğü kimse onun sevdiği. Rüyasında gördüğü kimse onun sevdiği. Allah seveni sevdiğiyle kavuşturuyor. Şimdi bu noktadan bakılırsa bu ruhların dolaşmasına ruh sevdiği yere dolaşıyor. Kâbe'ye gidiyor, namaz kılıyor. Kâbe'ye gidiyor, tavaf ediyor. Mescid-i Nebevi'ye gidiyor, dua ediyor. Salatü selam getiriyor. Mescid-i Nebevi'ye gittiğinde orada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin başında salatü selam getirirken belki de bazıları onunla sohbet ediyor. Geldim ya Resulullah dediğinde o da buyur diyor, belki de kalkıyor, sarmaşıyor. Bu sevenin sevdiğine kavuşması. Ve belki de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri onu oradan alıp uruç ettiriyor. Beraber dolaşıyorlar. Allah-u Alem. Bunda o kimsenin haberi olur mu? El cevap olur. Haberi olmayanlar var mıdır? El cevap vardır. Haberi olmayanlardan haberi olanlar var mıdır? El cevap vardır. Yani birisinin bir şeyden haberi yoktur. Buna işaret şudur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Bilal-i Habeşi diyor ki cennette senin takunya seslerini işittim. Oysa Bilal-i Habeşi henüz daha ölmedi. Bilal-i Habeşi sağ. Ama Bilal-i Habeşi bu halden uzak. Bilal-i Habeşi evet ben de gördüm ya Resulullah demiyor. Evet bana da malum oldu ya Resulullah demiyor. Ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ki senin cennette takunya seslerini duydum. Şimdi müridin öyle halleri vardır ki halinden habersizdir o. O halinden habersiz yürür iken onun halinden haberdar olan vardır. Ve halinden haberdar olan o haberi alır, o müjdeyi alır. Dünyadayken o velilere müjdeler vardır. Velilerin müjdeleri bunlardır. Bunlar müjdedir. Mesela bir kimsenin haberi yoktur. Ama bir başkası onu öyle bir hal üzerinde görür ki onun haberi olmadığı şeyi o bilir. Geçen hafta hak esmasında birisi bir hal anlattıydı. Dedi ki işte bir abimize cübbe giydirdi. Kimdi anlatan? 50 kaldırsın kimdi o? Evet. Şimdi diyor ki bir abiye cübbe giydirildi. Şimdi normalde o kimse bir başkasının halini görüyor onlar. Bir başkasının halini görüyor. Normalde parayla tutulmadı ya bu. Şimdi bu sufilik yolunun içerisinde hayret duraklarıdır bunlar. Bunların dışarıda bu sufilik eğitimini almamış, sohbetine gitmemiş, bu halleri yaşamayan dergahlarda, tekkelerde bilinmeyenlerdir bunlar. Ama bunları dinleyerekten kafanızı da sıyırttırmayın. Şöyle yani. Ya bunlar böyle haller görüyorlar. Biz neden görmüyoruz filan? Biz neyimiz eksik? Veya biz ne yapıyoruz filan? Bu tip noktalara da düşmeyin. Ama ve lakin bu bir lütuf, bu bir ikram. Şöyle görün, bu dergahın içerisinde bu tip şeylerin yaşanması, bu dergahın doğru yolda gittiğine işaret. Ve bunlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin ve sahabesinin üzerinde yaşanan, dikkat edin buraya. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin ve sahabesinin üzerinde yaşanan haller. Hal, hal. Haliyle hallenmek. kâliyle değil, sözle değil, haliyle hallenmek yaşanıyorsa nerede olduğunuza dikkat edin. Bakın yaşanan buradaki her anlatılan halin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nde numunesi var, karşılığı var. Allah'ı zikredenler için Hazreti Peygamber'de güzel örnekler vardır. Ayet-i kerime. Ben o yüzden derim ki bizim yolumuz öyle normal bir yol değildir. Herkesin elini kolunu sallaya sallaya girip çıkacağı, yürüyeceği bir şey değildir. Adamın kafası bir anda dank eder. Aklı durur adamın. Onu sorarsa, sormasının sebebi ona Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinden cevap vermek için. Ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinden cevap geldiği halde hala da inkar yoluna gidiyorsa o da sufiliğin körüdür. Allah muhafaza eylesin. Amin. O yüzden normalde bazılarının hallerini bazılarının görmesi muhal, bazılarının haberi olmadığı şeylerden bazılarının haberi olması da muhal. Ve ruhların buluşması muhal, bazı ruhların gezilmesi de muhal. Ve bazı ruhların veya buna biz sufiler bunu maneviyat der. Bu illaki uykuda olması şart değildir. Geçenlerde bizim profesör bir hal anlatmıştı burada. Ben güvercin halini aldım. Ondan sonra işte babamın evine gittim gördüm, başka yerlere gittim gördüm. Hem güvercin, ben onu izliyorum, hem ben onun, ayrıca onu izliyorum, görüyorum. Onun gördüğü yerleri de görüyorum dedi. Hatırımda kalan doktor buradaydı. Nerede profesör? Öyleydi değil mi? Hatırımda kalan o. Anlattığınız buydu. Şimdi normalde hem işte babasının evini, babasını, annesini veyahut da o esnada görülecek yerleri bir güvercin gibi olmuşum diyor. Kanatlarının hışırtısını bile duyuyor. Ve hepsini görüyor. Bir başka bir gözle onu görüyor. Kendisi görüyor bir de. Yani iki tane var. Doktor ikileşti. Yani profesörün bunu normalde pozitif bilimle bunun içinden çıkması mümkün değil. Gitse üniversitede dese ki ben güvercin olmuşum, kuş olmuşum, kendimi de oradan seyrediyorum. İşte gittim ailemin dolaştığı, gezdiği yerleri seyrettim, baktım dese profesöre beyaz gömleği ters giydirirler. Evet. Ama bu bir hal. Şimdi bunu normalde bir başkası da görür mü? Evet. Bunu normalde buradaki görenlerin hepsinde birisine gösterilir mi? Evet. Evet. Bu var mı? Evet. Ve ruhun buluştuğunu bu noktada daha kemale ermiş ruh onu görür mü? Evet. O kimse onu fark etmeyebilir mi? Evet. Hatta bu gözlem normalde illaki uyku halinde olmayıp bir kimse zikir halindeyken veyahut da gayri ihtiyarı hani derler ya mürşitler dervişleri nazara alırlar diye. Böyle bir nazar esnasında o dervişin evine gireni çıkanı dahi görür mü? Evet. Evine girip çıkanı tanır mı? Evet. Öyle nazara aldığında onun yediği yemeği dahi görür mü? Evet. Onun lokmasını dahi sayar mı? Evet. Allah izin verirse bunların hepsi de. Onun nereden nereye gittiğini görür mü? Evet. Onun ne düşündüğü, onun kalbine gelir mi? Evet. bu şimdi şunu düşünüyor dediğinde onun da aynı şeyi düşündüğünü görür mü? Bunu inkar edenler var mı? Evet. Bunu yaşayanlar var mı? Evet. İçinizde yaşayanlar var mı? Evet. İnkar edenlere içinizde yaşayanların bir cevabı olur mu? Evet. İnkar ederlerse yaşayanlar bunlara cevap verebilir mi? Evet. Birisi inkar ediyor. Yaşayanlardan birisi der ki, kardeşim ben bunu yaşadım. İnkar etmem bir şey değiştirmem. Bu şatahat olmamak şartıyla, cevap olmak şartıyla söylenir mi? Evet. Söylendiği zaman da bazıları ya bunların hepsi de kafayı üşütmüş kırmış der mi? Evet. Evet. Biz şuna alışmışız. Biz kitaplarda okuruz şimdi. Filanca kimse işte filanca şeyhin huzuruna 4 tane, 5 tane, 10 tane, 20 tane soru hazırlayıp gitmiş. Soru kağıdı cebindeymiş. İşte o şeyh efendi orada o sorulara cevap vermiş. Kitapta okursa ona o kimse vay ya ne keramet ehliymiş. Şimdi o kimse normalde mesela örneğin şimdi birisi veya birileri bu zamanda da bir yere giderken kendi kendine sorular hazırlasalar, o sorulara cevap verseler, cevabını alsalar, o kimse kitaptakine inandığı kadar inanmaz. İşin enteresan noktası bu. İslamiyet'ten önce cahiliye devrinde yaşayan bazı iyi ümmetlerle İslamiyet sonrası yaşayan iyi ümmetlere ahirette vaat edilen cennetler aynı yerler midir açıklayabilir misiniz? İslamiyet Adem Aleyhisselam'dan Muhammed-i Mustafa'dan bu zamana kadar İslam dini bir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden önce hak din İslam'ın üzerinde yürüyen ümmetlerin hepsi de kendi konumlarına, durumlarına göre cennete girecekler. Rüya tabirlerini ehlinin yorumlaması makbul olandır. Rüya yoranındır deniliyor. Efendim rüyalarda yaşayacak bazı amelleriniz bize önceden haber veriliyor. Yoksa rüyayı yoran kişinin yorumuna göre mi amel işliyoruz? Veya yaşanmış da bize haber mi veriliyor? Bizleri biraz aydınlatabilir misiniz? Allah sizden razı olsun demiş bir kardeş. Rüya 3'tür. Birisi hak hakikattir. Birisi bir şeyin etkisinde kalınaraktan doğrudur rüyadır. Birisi de nefsaniyetten, şeytaniyettendir. Siz böyle bir rüya gördüğünüzde sol tarafınıza dönüp Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim deyip 3 sefer tükürünüz der Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. O zaman bir kısmı da bir şeyin etkisinde kalır. O gün kaza yapar, kazanın etkisinde kalır, o gecede kaza yaptığını görür rüyasında. Bu da nedir? Bu da etkisinde kalınaraktan görülmüş rüyadır. Şimdi İsmail'i gördüm de aklıma geldi. Bundan 17-18 sene olmuştu. Biz Nevşehir'e gideceğiz. Bizim çantacı Abdurrahim'in babasıyla beraber. Rüyamda kaza yaptık. Sabah oldu. Gideceğiz ama yola çıkacağız. İsmail aradı beni. Bakın az önceki sohbeti tamamlıyor şimdi. Birisinin gördüğünü veya yaşayacağını bir başkası görüyor mu? Evet. İsmail telefon açtı bana. Şimdi geçmiş gün kelimeleri tam oturtamayabilirim. İsmail de siz de hakkınızı helal edin. Meselenin özünü çünkü söyleyeceğim. İsmail dedi ki, abi dedi rüyamda kaza yapmışım dedi. Öyle oldu değil mi İsmail? Biz Hacı Mehmet'le yola çıkacağız, Allah rahmet eylesin. Diyor ki Hacı Mehmet'le diyor, rüyamda kaza yapmışsınız diyor. Ben dedim biliyorum İsmail dedim, sus. Öyle oldu değil mi İsmail? Biliyorum İsmail dedim. Abi ne yapacaksın dedi, takdire razı ol dedi İsmail dedi. Hacı Mehmet geldi evin önüne, daha kartal yeni bunu, sıfırda. Anahtarı verdi bana. Dedim Hacı abi sen götür ya, yok yok sen al dedi. Ben aldım, biraz götürdüm, çıktım Bursa'yı. Yolda mola verdim, ondan sonra tabii ben normal gidiyorum. Şey yok, dedi ki, dedim al, biraz götürdü bu, al abi sen dedi, götür gel. Mustafa Özbağ'dayız, yapacak bir şey yok. Ben aldım, gidiyoruz biz şimdi, araba yeni. Geçmiş gün golf olması lazım, bir tane pişt yanımızdan geçti. Bana dedim şimdi, abi bu müret gitmiyor mu dedi. La havle ve la kuvvete illa billahi illallah. Bastım golfü ben solladım. Solladım. Geçtim kenara. Ben kendim sürletimle kenara geçtim. Arkadaki golf genç çocuk. Biz de geliyoruz ama böyle Polatlı'ya doğru. Ben baktım dağa tamam dedim. Nokta belli. Dağı gördüm. Benim şey başladı. Mekanizma çalışmaya başladı. Yere geliyoruz biz. Bizi bir daha geçince bas ya, bas Allah bas, bas Allah bas. Tamam dedim ya yapacak bir şey yok. Ben bastım, ben yürüdüm. Golf bizim şeyde, ne o? Önümüzdeydi. Ben arkasına yapıştım. Golf solladı bir tane. Yok, sollamadı. Golf kendini kurtaramadı. Ben de arkasından geliyorum ya. Viraja girince önde bir tane adam banka emekli müdür. Bilmiş, tatilden geliyor. Yani 70-80'den o viraja normalde giriyor. Ya arkadan iki tane manyak geliyor. Yani öyle gidilir mi? Golf çaktı arkadan şeye. Ne o? O bizim bankacı memura. Ondan sonra ben de golfa çaktım arkadan. Ben indim, hiçbir şey yapmadım ben. İndim baktım, tamam mı? Dedim tamam elhamdülillah, bu kadarmış işim. Secdadeyi aldım ben, hemen çıktım oraya yolun kenarına, Allah-u Ekber namaza durdum ben. Bu Hacı Mehmet'in hanımı durur mu? Bağırıyor bir de namaza durdu orada diyor, arabayı vurdu namaza durdu diyor. Bunlar telaş tabii. Ondan sonra ortalıkta, neyse ben, namaz bitti benim, biraz da uzun sürdü namaz benim. Ortalık sakinledi. Ondan sonra dedim ki Hacı Mehmet'e sen dedim al arabayı, ben dedim geri kalanları hallederim burada. Sen dedim dostlar git, arabanın ön farları kırıldı tabii. Dedim hemen birer tane buna ön far tak, yola devam edeceğiz yani biz öyle yolda durmak yok. Neyse Polat'la jandarmaya gittik artık, orada birer ifade verdim ben. Ondan sonra ne o alkol tahlili, bilmem ne tahlili, bu arada o da arabanın ön camlarını taktırdı. Gece yarısına yakın, ondan sonra Nevşehir'e vardık. Şimdi bir kimse rüyadan çıktı ya, bir şey bu hak. Bunu görür mü? Her cevap görür. Geleceğini görür mü? Her cevap görür. Görür bunu. Şimdi bunu adam, ya olur mu böyle şey? Ya sen öyle de. Gören var mı? El cevap var. Yani burada canlı şahit var şimdi. Ertesi gün biz yola gideceğiz. Adam benim kaza yaptım bu yolda. Ben kalktım o gün böyle kanter içinde. Evdekiler sordu ne oluyor? Dedim yok bir şey. Bugün dedim ağır geçecek. Onu yaşıyorsun ne yani? Kelime kelime daha yaşıyorsun. Onu kelime kelime, cümle cümle yaşarsın. Cenab-ı Hak gösterirse olur bunlar. Bunlar var mı? El cevap var. O yüzden rüyanın bu noktada 3 noktası var. 3 dairesi var. Birisi hakikat dairesi. Muhakkak tevhile ihtiyacı var. Hepsinin de. Muhakkak. Bu noktada bir sıkıntı yok. Allah bizi affetsin inşallah. İsmimi isim olarak koyun fakat künyemi kendinize künye yapmayın. Zira Ebul Kasım ancak benim. Buhari Müslim buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yine sahabeden biri oğlunun adını Kasım koyunca aynı şeyi söylüyor. Hazreti Peygamber günümüzde çocuklarına Kasım ismi koyanlar da sıkıntı oluşur mu? Bilmeden koyanlar ne yapmalılardır? Yani bu noktada Kasım ismini Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri koyuldurmamış. Ama üzerine inceltme işareti var. Oradan diyorlar ki biz Kasım koyuyoruz. Yani inceltme işaretini ondan sonra yok ettiklerini söylüyorlar. Gönlümde sizinle konuştuğumda bazı sözlerinizi ayan beyan anlıyorum. Bazen de anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu eksikliği giderlerindeki tavsiyeleri nelerdir? Allah yardımcın olsun. Zikre ve tövbeye devam. Bu yine hizmetlerle alakalı hakkınızı helal edin. Onu az önce cevaplamıştım.